Arkadaşlar merhabalar. Son bir köşe taşımız kalmış kardeşlerim bu 23 numaralı ünitemizde. 13. köşe taşımız kalmış. Onu da bir gömelim istedim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bir ayarlayalım. Hemen 2 dakikaya bitirelim bunu arkadaşlar. Evet. Diyor ki kilogramı 5 TL olan 3 kilogram pirinç ile kilogramı 8 TL olan 2 kilogram pirinç karıştırılırsa, bakın yine karışım problemi. İlla hep alkol su olacak, şeker su, tuz su olacak diye düşünmeyin. Bu sefer de pirinçleri karıştırmış adam. Kilogramlarını biz yukarıya yazalım, fiyatlarını. Ağırlıkları yine aşağıya yazalım. Artı yine kilogramı 8 TL olan 2 kilogramlık pirinç karıştırılırsa diyor, yeni karışımın ağırlığı 5 kilogram olur. Acaba diyor fiyatı kaç TL olur? Yani yüzdesi kaç lira olur diye bir sormuş diyor. 3 kere 15, 3 kere 5, 15 artı 2 kere 8, 16 diyelim arkadaşlarım. Eşittir 5x oldu. 31 eşittir 5x oldu. Hemen 31 bölü 5 eşittir x geldi ve 2 ile çarparsak bunu 62 bölü 10 eşittir x çıktı. Yani 6,2 dedik arkadaşlarım, sorunun cevabı. 2 numaraya bakıyorum. Litresi 2 TL olan 5 litre. Hemen yazıyorum. 5 litre, litresi 2 TL. Litresi 3 TL olan x litrelik süt karıştırıldı ve karışımın litresi 2,8 oldu. Ağırlığı da 5 artı x oldu. Buna göre x kaçtır diyor. Hemen çarpalım. 5 kere 2 10 artı 3x eşittir. 5 ile 2,8'i çarpacağız. Çarpalım. 5 çarpı 28 bölü 10 diyelim. 5'e bölelim. 5'e bölelim 2. 28'i 2'ye bölelim. 14 oluyormuş. Artı 2,8 ile de x'i çarptım. Onu bu tarafa alırsak dostlarım 4 kalır burada. 2,8'i bu tarafa çıkartırsak 0,2x kaldı. Şimdi hemen düzenleyelim. X eşittir 4 bölü 0,2, yani 2 bölü 10. Tekrar ters çevirip çarparsak 10 bölü 2 ile 40 bölü 2'den 20 çıktığını gördük dostlarım. Evet, üçüncü sorudayız. Kilosu 5 TL olan fındık ile kilosu 5 TL olan fındık ile kilosu 8 TL olan fıstık karıştırılıyor ve 10 kiloluk bir karışım oluşuyor ve karışımın kilosu da 7,1 lira. Bu karışımda kaç kilo fındık vardır? X kilo fındık olsun. O halde geri kalan 10 eksi x kilosu da fıstık olacak dostlarım. Hadi çarpalım. 5x eşittir 80 eksi 8x. O da eşittir 7,1 ile onun çarpımı 71. Şurası artı, pardon, yanlış yapmışım. Şurası eksi 3x yaptı. Bu tarafa aldım, 3x oldu. 71'i bu tarafa aldım, 9 oldu. 3'e bölersek x eşittir 3 geldi. Son sorumuza bakalım. Tabloda kız ve erkeklerin sayıları sınava girmişler bunlar. Ortalamaları verilmiştir diyor. Bu sınava girenlerin tümünün not ortalamasını soruyor. Biz yine karışım problemi gibi yapalım arkadaşlar. Kızların ortalaması 84, 7 kız. Erkeklerin ortalaması 66, 14 erkek eşittir. Toplamda 21 kişi oldular ve notların ortalaması nedir diye bir soru sormuş kardeşler. 7'ye bölelim, 7'ye bölelim, 7'ye bölelim. 2 ve 3 kalsın, 1 kalsın. 1 ile 84'ün çarpımı 84 eşittir. Artı 2 ile 66'nın çarpımı 132. O da eşittir 3x oldu dostlarım. 84 ile 132'yi toplarsak 216. 216 eşittir 3x. 3'e bölersek de 72, 72 geliyor arkadaşlarım. X dediğimiz şey. Cevap Bursa. Evet dostlar. Karışım problemlerini de gömdük arkadaşlarım, bitirdik. Bir sonraki problemimizde görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.